ettireceğim ben Murat'ı, ne olur. Buradan sokağın diğer tarafına çıkalım hadi. Yaklaşma Mustafa. Sen nasıl ki gözüyle kırpmadan babanı vurdun, ben de seni vururum. Çocuğu bırak. Bir kere de adam gibi davran. Erkek ol, bırak çocuğu. Git buradan Mustafa. Durun. Ne seninle ne kadar işim yok benim. Karımdan olanı almaya geldim. Al eve git buradan. Çocuk senin değil. Sus lan. Lan dur. 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 Kim aldı çocuğu Zeliha? Sorma lütfen, devam et. Tamam, sakin ol, yetişeceğiz, merak etme. Silah vardı o adamın. Ne? Nasıl yani, silah mı varmış gerçekten? Ya bir şey yaparsa Murat'ı mı? Merak etme, hiçbir şey yapamadık. Sonra girdi evime gece vakti. Dinlemiyorsun ki. Hep o pasaklı Zeliha'nın derdindesin. Kim birini buldu? Ne çıkacak altından? Polisi aramadım. Sen gelene kadar bir şey elde etmedin. Bak bakalım ne almış, ne götürmüş. İyice bak. Aile albümümüzle ne alakası var? Ne almış? Dayımın fotoğrafını almış anne. Gerçek Tahsin Turacı'nın dayım olduğunu biliyor artık Aya. Hadi gözün aydın. Yıllardır sakladığın sır ortaya çıkıyor. Hadi gözün aydın anneciğim. Senin yüzünden hepimizin hayatının sonunu getirecek o sıçan. Bir an önce bulmalı istersin. Bir an önce dayını uyarmalıyız. Tahsin dayımı bulmamız gerek öyle mi anneciğim? Babamın ölümünü üstüne yıktığın, ailemizin adına leke sürülmesin diye evin yakınına yaklaştırmadığın, yapayalnız bıraktığın dayımı bulmamız lazım öyle mi anne? Ne diyeceksin, ne isteyeceksin ondan, ne yüzüne bakacaksın suratına? Haddine bil, sus. Ne yaptıysan senin için yaptım. Sen ne yaptıysan o çok değerli sıralara zeval gelmesin diye yaptın anne. Hep aynı boş laflar. Sen o çok değerli, canından değerli, tutan soyadın için bacağını feda ettin anne. Hadi bakalım şimdi nasıl kurtaracaksın soyadını? Senin için öz kardeşimi cezaevine gönderdim ben. Nankör! Yaptıkların yetmedi. Dayının adıyla yediğin naneler yetmedi. Bir de o Zeliha'yı peyda ettin şimdi. Ayhan'ı peyda ettin. Sen Zeliha'nın adını ağzına alma anne. Yeter. Yıllar sonra kapıma geldiğinde esas seni almamalıydım içeriye. Açmamalıydım o kapıyı. Sen öyle kıvranırken oracıkta bırakmalıydım seni. Neden bırakmadın anne? Bıraksaydın ölseydim sen de kurtulsaydın benden. Neden aldın beni içeri anne? Ta Almanyalara götürdün, tedavi ettirdin. Neden anneciğim? Söyle, söyle. Neden? Neden? Sana ihtiyacım vardı de. Sevgiyle seni evlendirip sevginin malına, mülküne konmak istedim de. Söyle anne. Bırak bu namusunu bozları. Dayın kendi kabul etti cezaevine girmeyi kahramanlık yaparak. Sen de ben de suçluyuz. Beraber sakladık bu sırrı.
Saklamaya devam etmeye de mecburuz. Senin de işine gelmez Ayhan'ın gerçeği öğrenmesi. Artık o biricik sevgilin Zina'da ipin ucunda. Eğer Ayhan babanın nasıl öldüğünü öğrenirse, dayına ulaşırsa, ne seni korurum bir daha, ne de senin Zeliha'yı korumana izin veririm. Yeter! Yeter! Sen hiç merak etme anneciğim. Kimse öğrenmeyecek babamın nasıl öldüğünü. Ben Ayhan'la ilgileneceğim, ben ilgileneceğim. Ama senin ailenin şanı, şerefi, onuru için değil. Senin soyadına da, bu eve de Zeliha için katlanıyorum ben. Zeliha oğluna kavuşup o Ayhan izinden kurtulmadan kimse öğrenmeyecek sırrımızı. Ama o gün geldiğinde sen beni bu evde tutamayacaksın. Sevgi. Neymiş bu büyük aile sırrı? Seni benimle evlenmeye, benim kocam olmaya mahkum edecek kadar büyük sır ne söylesene Kerim? Söyle hadi. Madem aklını ilk tek şeyden ya neden çıkıp gitmiyorsun bu evden? Kerim. Anne! 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 Gece sokaklardaydı tabii. İlacını almamıştır. Doktoru çağırayım. Tahsin Tuğracı. Tuğracı. Ya bu isim bana bir yerden tanıdık geliyor ama... Nereden? Kayseri'de misin hocam? Ne oldu ya, ters baktın öyle? Kayseri ile ilgili bir sorun mu var? Pastırma sevmiyor musun mesela? Sen başkasıyla muhabbet etsene. Ben de avatalıyla balık tutayım şurada. Yok yok, dur çıkartacağım bir yerden, dur. Aynı yerde çalışmış olabilir miyiz? Ne yapıyorsun ayıptır sorması hafta işleri? Balık tutmanın dışında tabii. Hiçbir şey yapmıyorum. İşsizim. Cezaevinden yeni çıktım. Bas git şimdi. Cezaevi mi? Ya şş, kardeş, pardon ya, pardon, şş, bak ya kardeş. Ya kusura bakma, ben birazcık boş konuştum. Sen de şimdi cezaevi deyince herhalde sandın ki senden korkacağım, seni hor göreceğim. Ben bilirim içerisini. İçerisini de bilirim, dışarı çıkınca nasıl baktıklarını da bilirim insana. Nereden biliyorsun? Yattın mı sen de? Yok. Yok, yatmadım da. Yatmış kadar oldum yani. Benim canımın içi sevdiğim 5 sene yattı. Kardeş. Kardeş dur, tamam ya. Bak. Bir saniye bakar mısın? Bak. Sana ben numaramı, adresimi veriyorum. İş konusunda belki yardımım olur. Ha? Belki olta keyfini kaçırdım ama ekmeğinin peşindeysen sana yardımcı olur. Evet. Ya lütfen abi ya. Hocam herkesin ikinci bir şansı vardır bu hayatta. Lütfen. Al bulsun. Eyvallah. Ara mutlaka. Pozlara bak lan. Bu muhabbet arabamızı mı takip ediyor? Bakın.
Eminim bir süre de arkamızda. Düştü işte diye pişman. Bak düştüler peşimize. Basan gaza. Basan! Dur burada dur. Gel aslanım. Gel, gel aslanım gel. Kalk kurtulacağız buradan oğlum. Rıza'nın kardeşine gidin. Salih Arif'i edip duruyordu. Belki ölüyordu. Nerede olduğunu. Hadi. Bilmiyorum nerede olduğunu. Hadi çabuk. Olmaz. Sen ne yapacaksın burada? Ben seni bırakmam. Hadi. Bak gidiyor Zeliha. Bıraktı seni. Bu kadın senin doğduğunu bulursa vermez sana. Git sen de onun peşinden. Ben bakacağım buralarda biraz. Hadi. Hadi. Salih Efendi! Bu sefer yarım bırakmayacağım. Bitireceğim bu işi. Çık ortaya! Ulan adamsın çık!
Kader? Ne oluyor Mustafa? Salih. Salih'i aldı götürdü Murat'ı. Nereye götürmüş olabilir Rıza kardeş, biliyor musun? Gözünü seveyim söyle. Dur bir sakin ol. Baştan anlat, ne oluyor? Kaybedecek zaman yok. Nerede kalıyor bu Salih? Nereye götürmüş olabilir Murat'ı? Bilmiyorum ki ben de. Bir yakacısı vardı. Yusuf. O haberleşiyor köylüyle. Sizi burada bekleyin, ben köye. Sen şimdi bana anlat bakalım. Kim bu Salih? Niye kaçırdı Murat'ı? Sorma bana Zeliha, sakın. Sakın sorma. Anlatacaksın kızım bana. Sakin ol Zeliha. Oğlumu kaçırdı o adam. Ne derdi var Murat'la? Oğlu sanıyor belki de, ne bileyim ben. Bilmiyorum Zeliha, bilmiyorum. Bırak artık beni. Sana gitmedim mi?
alacaksın sen benden. Ben çocuğumu mu vereceğim ben zahmetiz? Madem bu adamın dışarıda olduğunu biliyordun, tehlikeli olduğunu biliyordun, niye kimseye bir şey söylemedin? Niye polise gitmedin? Sen anlamıyor musun? Ben diyemedim, kendime bile diyemedim o pis şeytan senin karşına çıktı diye. Tehlikeye atar mıyım oğlumu? Attın işte kader. Attın. Ah be kader. Ben sana ne dedim? Al Murat'ı da gel bana dedim. Seni Mustafa'na da kavuştururum dedim. Sen ne yaptın? Murat'ımı yine benden çaldın, kaçırdın. Ne oldu şimdi? O adamın elinde. Sırf senin hırsın yüzünden. Ne hırsından bahsediyorsun sen be? Murat benim oğlum, canım. Yok daha ötesi. Verir miyim oğlum ben sana? Niye verecekmişim? Eğer Murat'a bir şey olsun. Sen ne o zaman konuşacağız biz kader? Ağzından yel alsın. Mustafa bulacak Murat'ı. Murat'a da Mustafa'ma da bir şey olmayacak. Saniyede buldum. Yakın buraya. Yusuf'la kalıyormuş hakikaten. Erzpaşa Mahallesi. Adamın taksiden indiği yer orası. Belli ki eve gitti. Boşarsan yanındaki ahşap bina on numara. Yürü hadi gidelim. Zeliha! Zeliha! Dur nereye gidiyorsun beni bırak? Bırak. Sen bundan sonra benim oğlumun yakınına bile yaklaşmayacaksın. Kader! Seni bulamayacağım mı sandın? He? Oğlum bulamayacağım mı sandın? Nerede Murat? Bırak Halil! Yok Murat yok! Bırakacak mısın gerçekten burada kaderi? Evet. Zeliha! Zeliha dur! Dur! Zeliha! Zeliha aç kapıyı! Vermem oğlumu sana! Aç kapıyı beni de alacaksın! Zeliha! Ne oluyor kader? Nerede Murat? Salih aldı. Ya bir taksi bul, bir araba bul. Yoldan çevir, bir şey yap. Gözünü seveyim. Nereden bulayım Allah'ın unuttuğu yerde? Görmüyor musun? Araba bile geçmiyor. Nasıl bıraktı beni Zeliha? Nasıl gitti? Ben duramam artık burada. Benim oğlum delirmek üzeredir orada. Mustafa'm da orada. Kader! 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 Sen bak. Bitti. Kurtulduk. He? Gel. Gel sağ. Mustafa. Sen ettiği başta oldun biliyor musun? Ben sana ne dedim? Bırak o kızı demedim mi? He? Sonu kötü olur demedim mi? Bak, bak. Ne hale geldin gördün mü? Gördün işte bak. Ben sana dedim. Ama vermem çocuğum. O benim çocuğum. Vermeyeyim. Çocuğu. Ben burada da bir şey yaptıysam.
Zeliha! Bu adam gidecekmiş bu akşam. Tren biletleri var burada. İki tane bilet. İstanbul'dan kaçacak. Oğlumu da götürecek buradan. Çabuk polise gidelim, çabuk. Bekleyin. Bekleyin. Zeliha! Adam bırakacağız mı öyle yaralı? Oğlumun bana ihtiyacı var Selçuk. Bir an önce gitmemiz lazım buradan. Bak ona başının çaresine çabuk. Zeliha! Yatakdayım mı? Doktor gelmeden bayıldın kaldın. Kerim nereye? Bütün gece dışarıdaydın zaten. İlaçlarını almıyorsun, uyumuyorsun. Bu kadar mı önemli bu Zeliha? Canından da mı önemli? Annenle konuştuklarınızı duydum Kerim. Günlerdir doğru düzgün eve bile uğramıyorsun, ses çıkarmıyorum. Aklın başına gelir diye bekliyorum ama yeter artık. Yataklara düştün, hala aklında ilk o var. Beni hiçe sayıyorsun. Bu evdeki bir mobilyaymışım gibi davranıyorsun. Sen utanmadan benimle malım mülküm için evlendiğini bile bağıra bağıra konuşabiliyorsun artık. Ben seninle malım mülküm için evlenmedim Sevgi. Ben seninle tek bir sebep için evlendim. Annem beni bu eve kabul etsin, soyadımı kullanmama izin versin. Zeliha'yı kurtarmama yardım etsin diye. Defalarca konuştuk bunu. Git annemle hesabını gör. Bak Sevgi, Zeliha seneler sonra oğlunu tam bulmuşken yine kaybetti. Senin bana hislerinden, benim sağlığımdan daha önemli bir durum var, anla artık bunu. Senelerdir arıyor oğlunu kız. Ben geri döneceğim, tamam mı? Böyle öfkeyle konuşmayalım onları. Birbirimizi kırmadan halledeceğiz bu meseleyi. Ne demek bu? Neyi halledeceğiz? Aklındaki boşanmaksa unut Kerim. Annen senin iplerini nasıl dizginliyor, ne saklıyorsunuz bilmiyorum ama er geç neyse ben de öğreneceğim. Boşanamazsın benden. Aptal sanıyorsun Süleyman. Aptal sanıyorsunuz. Aptal sanıyorsunuz! Ne dedin de delirttin kızı? Sevgi bütün konuştuklarımızı duyun şu an. Bak Kerim. Yeterince düşmanımız var zaten. Zeliha'ya giderken bundan sonra bir daha düşün. İyi düşün. Eğer Sevgi'yi de karşına alırsan... Benim düşünecek hiçbir şeyim yok anne. Ben Ayhan'la başa çıkarım. Ama sen dua et. Sevgi'ye dayımla ilgili, babamın ölümüyle ilgili daha fazla soru sormasın. İpucu da sende varsın. Senin için kötü olur, unutma. Thank you.
Adresi de telefonu da verdik Tahsin Bey'e Canan için. Yaramazsa komiserim. Arayacak. Arayacak o. Emaneti bende kaldı oğlum. Adamın silahını sende ne işi var komiserim? Hem bu adam niye silahlı geziyormuş ki? Anlayacağız. Bu adam neden silahlı geziyor? Neden korkuyor? O zengin biçim neden dayısının adıyla dolaştı? Biz senelerce. Bunların hepsini anlayacağız. Yavaş yavaş. Komiserim. Başka bir şey yoksa... Bu İbrahim atıp tutuyordu soruşturma falan diye. Ne oldu? Kaç gün geçti aradan bir hat olmuyor? Alp buldu ya. Ya komiserim istemem. Çağırdın, koştum geldim. Ama başka diyeceğim bir şey yoksa gideyim ben ha? Ya böyle dönürdü zaten karakola karşı nispet yapar gibi beraber. Hani senin adamın olduğunu bellemesinler diyorum. Bellesinler Cevatçık, bellesinler. Zaten yakında kim kimi daha iyi bellemiş anlayacak hepsi. Kerim piçi de bu İbrahim idi de. Oğlum bundan sonra kartlarımızı açık oynuyoruz. Adamın konağına girdik. Burnumuzu sokmadığımız deli kalmadı. Niye kimse ses etmedi? Kızım zaten okul nasıl işimi görüyor musun? Ya gittilerse karakola, ya bugün yarın yapışırlarsa yakınıza hırsızsınız siz diye. Kendini yaktın bari bana acısaydın, polisiyeme acısaydın abi. Cevat, o Kerim piçi bilmiyor mu evine girdiğimi? Dayısının fotoğrafı yok olduğu zaman çakmadın köfteyi sanıyorsun. İstese yakışmaz mıydı yakınıza? Hani nerede? Çünkü bunların günahı var. Hem de çok büyük. Sadece Kerim'in de değil, sülalede var bir hemen. Ama anlayacağız yakında. Çok yakında. Komiserim. Komiserim mi? Şimdi komiserim mi olduk lan? Hayırdır? Sizi birisi aradı karakoldan. İsmet Tınar diye bir kadın. Bulursanız haber verin dedi. Görüşmek istiyormuş sizinle. Haberiniz olsun. Sesleri çıkmıyordu abi ha? Hani peşimize düşmeyeceklerdi. Bak aramış işte kadın. Beni de yaktın abi. Vallahi beni de yaktın. Cevat vır 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 sus be adam. Oğlum kadın misafirliğe çağırıyor bizi. Polisle beraber sorguya çağırmıyor ki. Ben gidiyorum abi. Nereye gidersen git. Başkasıyla konuşalım. Olmaz. Tahsin'in arkadaşı İbrahim bir tek o yardım eder bize. Tahsin kim? Hem arkadaşı olsa ne yazar Zeliha? Bak Tahsin yok ortalıkta. Ben varım yanında. Ben. Ne demeye çalışıyorsun? İbrahim. Salih diye bir adam var. Murat'ı İstanbul dışına götürebilir. Bunları elinde buldum.
Gel benimle, korkma. Verdiniz eşini. Nerede peki bu annesi de babası bu çocuğu? Ya ana ne demek istediğimi? Yani sonuçta yasanın önünde kaderli kocasının bu çocuk. Onların da gelmesi gerekli. Nerede onlar? On numara dedi değil mi? Eminsin. Mustafa! Ne oldu sana? Ya, ulan sen, ben seni ne yapayım? Önce karımı kaçırdın, sonra çocuğumu kaybedin. Yeter! Ne yapayım lan ben seni? Halil! Yeter! Yeter! Ana diye alıyor benim oğlum herifin kucağına şimdi. Hesap soracak yer değil. Dur Halil. Kader haklı. Kader buldum oğlu adama, kaçırdım evinden. Sen ne diyorsun Mustafa? Zeryalar geldi buraya. Polise gideceklerini söylediler. Bir bilet gibi bir şey buldular, alamadım ellerinden. Hangi karakol söyledi mi? Bilmiyorum. Amire. Ayhan karakolu, amiri tanıyorlar. Git oradan. Doğru olan bu, doğru karakola git. Ben bakarım başımın çaresine, hadi Kader. Olmaz. Kader! Sen ne yapacaksın? Ben Rıza'dan bir hesap soracağım önce. Sonra gelirim yanına. Hadi kaderim git. Beşiktaş karakol tamam mı? Beni yalnız bırakma Mustafa. Hadi. Bilette gece 10 yazıyor. O saate kadar kaderi bulamazsak ne olacak? Alamayacak mıyız Murat'ı? Ya öyle demek istemedim. Tabii ki Murat için elimizden geleni yapacağız ama. Gel. Zila. Babanın evine gittim. Kader ulaştığını söyledi. Selçuk diye bir adam aramış seni. Kim bu Selçuk? Ne oluyor Zeli? Selçuk benim. Siz de Kerim Pınar'sınız sanırım. Eşiniz Sevgihan'la beraber çalışıyoruz. Biletler. Ya evde buldum ya, gelmezse gara. Panikle bırakmış olması muhtemel. Yani bu ipucunu atlayamayız. Bir ekiple hazır olacağız bu gece her koşulda garda. Oğlum. Oğlum kalk lan. Öldü mü lan yoksa? Şşş. Hadi gel kendine. He. Açlar gözlerini. Şşş. Hadi kalk lan. Hadi aç gözünü. Oğlum. Ah çok şükür. Bayılıyor mu lan sen hep böyle? He? Erkek adam bayılıyor mu? Neredeyim ben? Yok bir şey. Yok. Ben seni Adana'ya götüreceğim biliyor musun? Tabii akşam olsun trene bineceğiz. Adana'ya götüreceğim ben seni. Hadi bakalım. Aç mısın? Hah, bir şeyler yiyelim tamam mı? Yola çıkacağız da. Ama bak bayılmak yok. Erkek adam bayılmaz. Değil mi? Bayılmaz. Hadi bakalım gel. Bak ben bayılıyor muyum hiç? Bayılmıyorum değil mi? Beğersin. Hah. İsim çalayım sana. Bak kebap alırım. He? Köfte de olur. Yanlış mı yapıyorum ben burada beklemekle? Gitsek miydi oraya? Ya sakin. İbrahim oraya da ekip yolladı. Bundan sonra İbrahim ne diyorsun yapacağız. Önce garda deneyeceğiz şansımız tamam mı? Sen ne yüzle geldin be benim peşimden? Ha? O adamın derdi senle. Yürü git evine. Daha fazla Murat'ın başını belaya sokma. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun sen? Zeliha, sen arabana atlayıp gidince benim yok olacağım mı sandın? Anlamıyorsun. O senin oğlunsa benim de evladım, canım. Ona bir şey olacağını, bir şey yapacağını bilsem kendi ellerimle öldürürdüm ben Zali'yi. Ben Murat'ı bir sağ salim göreyim. Bir kucağıma alayım onu. Bir daha asla bırakmayacağım. Duydun mu?
Bir daha evladım demeyeceksin ona. Sen ne diyorsun benden? Şişe! Oğlum? Yeter! Nerede olduğunuzu unutmayın. Karakol burası. Şikayetçiyim bu kadından da, bu adamdan da. Annesiyim ben Murat'ın. Yok mu hakkım? Ya evim çocuk bulmuşsun. Nerede sağlıklı mutlu yaşayacaksa onun için elimden geleni yapacağım. Ama şimdi sakin olman lazım Zeliha. Ne demek o? Ne demekmiş o? Ne demek mutluysa? Benimle mutlu Murat, benimle, anasıyla. Ne olması diyor ya? Sakin ol. Saydın da verseydim ağzının payını. Versen ne olacak? Görmüyor musun? Arkası sağlam mı? Abi de saf tutmuş yanlarına. Böyle bağır çağırmak her şey daha kötü olacak. Bir bekle. Bulunsun Murat'ım. Bizim zannet çocuk alamazdır elimize. Kağıdı biz de devletler bize. Pis diye bir şey yok Halil, anlasana. Seninle buraya geldiysem ben Murat için geldim, o kadar. Ben varım, ben. Bak, ne diyor amir? Kimin yanında mutluysa onunla olacak diyor. Mustafa'yı da Murat'ı da alıp gideceğim ben buradan. Oğlumu yaşatmayacağım daha fazla. Sevmediğim, istemediğim bir adamın yanında, aynı çatı altında. Yeter artık, yetti bana da. Gideceğim ben artık, durduramazsınız beni. Rıza. Sordum sana Rıza. Sordun mu babamdan bir haber var mı? Gördün mü onu diye? Biliyordun değil mi etrafımda dolandığını? Mustafa. Neden cevap vermedin? Neden söylemedin bana Rıza? Mustafa sakin ol. Sakin ol. Gel şöyle. Geç. Aldım elime silah, yapıştırdım kafasına. Ama yine kaçtı elimden. Yine yaptı yapacağını. Yine yaptı. Aldı yine hayatımı elimden. Ama bu defa çocuğa da bulaştı Rıza. Acımayacağım bu defa, acımayacağım. Bana silah bulacağınıza. Oğlum saçmalama. Bu yüzden söylemedim işte sana. Çocuk elinde diyorum Rıza. El kadar bebeği anasından ayıracak kadar dönmüş gözü bu adamın. Benim canım kaderin bebesinden kıymetli mi? Kaderden kıymetli mi? Gerekirse bir ömür daha yatarım hapiste de çocuğu onun eline bırakmam. Kadere evlat acısı yaşatmam. Bana silah bulacağınıza. Bana silah bulacağım. Yoksa çocuğu alıp kaçırırsam ömrü billah bakmam senin yüzüne bir daha. Sussun, her şeyin suçlusu Halil, öyle mi? Halil. Murat'ı alacaksın, Zeliha'ya da bana vermeyeceksin, Mustafa'yla kaçacaksın. Ben ne yapsam, eve de kapatsam seni, illa gideceksin, öyle mi? Ben ne yapacağım peki kaderim? İzleyecek miyim böyle seni? Eninde sonunda vazgeçeceksin. Kırılacak inadın. İnadın? Hiç anlamıyorsun değil mi? İnat falan değil kızım. Karşı evden. Seninle evlendim. Anlamadım. Oğluna baba oldum. Anlamadım. Gittim o kadarın canına kıydım. Yine anlamadım. E git. Git kader. Ama benim de emanet toplanacak artık. Yürek oğlum olsun. Halil. Ayhan adamısın değil mi sen? Ayhan var. Çocukla ilgili, Zeliha ile ilgili. Bul çabuk. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çık.
Çocukken ben de yalvardım babamı şunlardan bir tane alalım diye. Ne güzel ya. Sanki avucunun içine yağıyor kar. Ama tabii bizde bunu alacak para nerede? Böyle mutlu mutlu yağmazdı ki kar bize. Önce bir tarafımızı dondururdu. Sizi buraya çocukluğumuzdan bahsedelim diye çağırmadım Ayhan Bey. Dur dur. Dur kesme. Bırak bitireyim. Sonra içimde kalır. Sonra babam her istediğime zengin miyiz oğlum biz nereden bulacağız bu parayı dedikçe. Sonra anormal bozulmaya başladım ben bu zenginlere. Sanki her şey onların hakkı. Sanki her şey onlar için anasını satayım. Bizim karda bir tarafımız donuyor. Onlar kayak yapıyor. İşte benimki de çocuk haklı. Ama şimdi bakıyorum da yani bunca mal, mülk, servet. Sizde ne huzur var ne hastada. Kayakta mı sakatladınız bacağı da? Sakın. Sakın el uzatmaya kalkma. Ne bana ne malıma. Tamam ya kızma ben. Madem sohbet etmeyeceğiz, niye çağırdınız beni? En son bu eve geldiğinde ne demiştim ben sana? Bizim de elbet konuşacaklarımız olacak demiştim. Zeliha'ya aşık mısın, sapık mısın, ne halsın? Orası seni ilgilendirir. Ama ona ulaşmak istiyorsam, bunun yolu ne evime gizli saklı girmekten, ne de işlerime burnunu sokmaktan geçiyor. Kim girmiş senin evine? Ben mi? Niye polis haber vermedin o zaman? Bana bak Ayhan Efendi. Senin de benim de derdimiz aynı. İkimiz de o benim aptal oğlum Zeliha'nın peşini bıraksın istiyoruz. Zeliha'yı alıp götürmen ancak işime gelir. Bundan sonrası senin bileceğin iş. Ya benimle dost olur, Zeliha'ya, paraya, pula doyarsın ya da boyundan büyük bir düşman alırsın karşına. Boyundan büyük? İsmet Hanım sen beni yanlış anladın, parayla pula işim olmaz benim. Benim tek derdim verdiğim sözü layığıyla yerine getirememektir. Bak şimdi çıkarım bu kapıdan. Allah muhafaza bir araba çarpar bana. Yarın öğle namazında binerim dört kol diye. Ama eğer sözümü yerine getirmeden gitmişsem, işte bu rahat bırakmaz beni öteki tarafta. Bak, benim babacığım mor içinde yatsın. Ayda sadece bir güne takılacak parası olurdu. Ama her gün doğru öğütle beslerdi bizi. Ben senin oğluna bir söz verdim. Ne sözü? Neden bahsediyorsun? Kime söz verdin? Ben senin oğluna bir söz verdim. Hepsini öldüreceğim. Tek tek yavaş yavaş. Eğer aklım varsa beni buradan sağ çıkartmasın. Ama sana dokunmayacağım, söz veriyorum. Elimi sürmeyeceğim sana. O sevdiğin, değer verdiğin herkesin ölümünü görebilmen için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anladın mı? Kafayı üşüteceksin acıdan. Bir damacı kapatmak isteyeceksin. Ölmek, kurtulmak isteyeceksin ama ben tutacağım seni. Değer verdiğin herkesin ölümünü görmen için yaşatacağım seni. Hazır mısın buna? Ha? Hazır mısın buna?
aç kapıyı, konuşacağız. Vay vay vay, sen dayıya bak ya. Ne kız ya. Vay arkadaş. Ahmet Bey aç, emanetim var sende. Hayırdır? Gel dedik de gece vakti gel demedik birader. Silah nerede? Ne silahı? Kardeş ben sana yardımcı olmak istedim. Bu mu karşılığı? Gece gece ev basmak mı? Ne yardım lan? Silah nerede? Ne silahı ya? Bak arkadaşım, canını yakmak istemiyorum. Oyun oynama benimle. İnsan gibi anlat. Neden aldın silahı? Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Ya ne silahından bahsediyorsun? Tahsin kardeş bak yapma, böyle korkutuyorsun valla. Sen almadın mı lan silahı çantanın içinden sahilde? Ne oyun oynuyorsun? Kimsin sen? Ya benim silahla ne işim olacak ki? Hem alsam seni çağırır mıyım? Adresimi verir miyim? Manyak mıyım ben? Ya Tahsin kardeş bak, çoluğum çocuğum var benim. Şimdi anası çocuğu bırakmaya gelecek. Eğer seni burada görürse korkar. Ya ne yapıyorsun? Ya lütfen ya. Ne yapıyorsun ya? Ya. Yaklaşma. Ya bak benim silahla falan işim olmaz. Aile babasıyım ben. Karımdan ayrıldım. Dertliyim biraz. Muhabbet edecek adam arıyordum kendime. Sonra seni gördüm. Sen de dedin ki içeriden çıktım, iş bulamıyorum. Ben de yardım etmek istedim. Hepsi bu. Bu. Tamam uzatma. Nerede o zaman silah? Düşürmüşsündür belki. Bak annesi arıyor. Olur gözünü seveyim git hadi. Söz veriyorum işi bulacağım sana. Polise de gitmeyeceğim. Kötü adam değilsin ki sen, gözlerinden belli. Ama senin aradığın adam ben değilim. Benim silahla milahla işim olmaz. Sözüm söz, iş bulacağım sana. Bak şimdi ben bu telefonu açmazsam evde değilim zannedecek. Getirmeyecek çocuğu. Ulan ben senin ağzını burnunu dağıtmadan bu evden göndermezdim ya. Dua et, sende daha büyük planlarım var. Ne var lan ne? Kimsin? Komiserim. Karakoldayım ben. Burası fena karıştı. Çocuk kayıp. Ne diyorsun lan? O Halil'in adam vardı ya. O geldi, seninle hemen konuşmak istiyormuş. Zilal'le ilgili anlaşacakları varmış komiserim. Aynen komiserim, mutlaka görmem lazım dedi. Tamam, tamam. Sen beklet onu orada. Sakın bir yere ayrılmasın. Geliyorum ben. Cezaevinden çıktığından beri bir kere gördüm. Orada burada kalıyordu. Yardım edeyim istedim. Ama annemin boyunduruğuna girdim diye. Kızgın bana. Onca şey yaptı benim için. Ben yine döndüm İsmet Tınar'ın evine. Haklı. Bulacağım bir şekilde ama işte. Ne zaman gidiyoruz Gara? Birazdan ekiple çıkacağız. Sen Zeliha'ya haber ver. Zila, hazırlan. Çıkıyoruz ekiple birazdan. Vakit geldi mi? Nerede ekipler?
İbrahim gelmiyor mu? Benim arabamla gidelim. Gerek yok. Ben buradayım artık. Sen yapacağını yapmışsın zaten. Hadi sen ufak ufak git yoluna. Kerim. Kerim ayaklı. Ben burada kalabalık etmeyeyim. Ara beni haberdar et. Merak etme, onunla kavuşacaksın. Ne zaman bana ihtiyacın olursa her zaman yanındayım. Sağ ol. Ne de olsa Kerim Bey evli bir adam. Öyle her aradığında yanında olamaz. Görüşürüz. Ne demek istedi şimdi? Rahat bırak. Zaten kovmaktan beter ettin adamı. Sen hiç kovmasaydı ben bugün ne yapardım bilmiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Ayhan nerede? Yani de hala yok. Konuştu az önce. Beklesin beni orada dedi. Arabalara geçin siz. Biz ekiplerle çıkıyoruz eve. Siz burada kalın. Sadece Kader gelecek benim, tamam? Öyle. Kader. Nasıl? Beni de alın. Gidelim hemen. Kader'in izinle gelmesi işimize yarar. Bunlar da böyle annesi benim. Fazla kalabalığa gerek yok, değil mi? Yakışıklı, anlat bakalım. Ben sana Murat'ı versen, al götür Zeliha'ya desen, sana kendi elimle getirsen, Kader'i Mustafa'nın elinden alır mısın? Gerçekten anamı mı götüreceksin? Neden tüme binecekmişiz ki?
Ne çok soru soruyorsun sen be? Niye inanmıyorsun sen bana? Ben sana anana götüreceğim dedim, değil mi? Dedim mi? Dedim. O zaman götüreceğim. Tamam. Duydun mu bakayım? Gel. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tamam mı kadar? Bir kalın. Bir kişilik var abi. Ver bir tane. Abi, sen çocuk kaçıyor. Lan oğlum! Lan! Oğlum! Murat! Murat komiserim! Kaçıran adam o! O kaçırdı! Dur! Hadi arabaya dön sen çabuk, dur! Adamı görürseniz telsizden anons geçin, tamam? Etrafta bu kadar polis varken teslim alacağım. Cezanı çekeceğim. Ölerek kurtulamayacağım. Benim elimde ölüp de kaderim de benim de hayatımızı bir daha karartamayacağım. Düşünüyorum. Yarım yamalık yapıyorsunuz be delikanlı. Sonra toparlaması bana düşüyor. At silahı! Ne yapalım memur abi? At ulan silahı! Ne yapalım? At dedim sana silahı. Abi, buralarda 5 yaşında bir erkek çocuğu gördün mü? Yok bacım, görmedim. Thank you.
Ben şu tarafa bakayım. Tamam. Murat! Neredesin Murat ya? Buradayım. Murat! Murat! Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. İyi misin? Oğlum. Murat! Ana! Oğlum! Salih'i yakaladılar mı? Öldü. Kim öldürdü? Nasıl? İbrahim komiser mi vurdu? Mustafa! Kader! Ben yapmadım Kader! Ben yapmadım! İstediğin oldu. Gir içeri bekle şimdi. Akşam gelip çocuğu alacağım. Akşam gelmesen, yani bir gece daha anasının koynunu doysa, sabah gelip alsan, Allah'ını seversen. Bana bak, bir oyun oynuyorsan gene. Yok, vallahi yok. Söz, sabah gel al. Ne olursun. Aslı. Sakın korkma. Kader. Murat bende kalsın bu gece. Sen de Mustafa ile ilgilen hadi. Onunla gideceğim ben. Olmaz. Önce şey geldi çocuğun başına, zaten çok korktu. Adam sana. Yine bayıldım. Bayıldın mı? İbrahim'le konuş ne olur. Lütfen bir şey yapsın. Bu insanlarla kalmasın, bu gece alalım Murat'ı. Tamam. Bundan sonra hiç korkmayacağım. Bundan sonra daha mutlu olacağım. Daha güzel evlerde yaşayacaksın. Daha güzel oyuncakların olacak. Peki senin için de daha iyi olur ha? Sen de orada olacaktın, anam da olacak mı? Murat. Bayılmış yine. Ne? Murat, yine mi bayıldın sen? Doktora götürelim. Bırakın yardım edeyim ne olur. Götürürsün.
götürürsün. Kesip geçsin hele. Selia. Konuştun mu? Ne dedi? Elinden bir şey gelmiyor. Kadere gidecek çocuk. Baştan anlat bakalım. Madem vurmadın, neden silah vardı yanında? Niye bizi oraya kadar takip ettin? Söylüyorum ya abi. Allah'ını seversen dinle lafımı. Size teslim edecektim. İçeride istedim çeksin cezasını. Çok güzel teslim ettin. Cesedin yanında buldum seni. Boşu boşuna yaktın kendini. Bak komiserim. Bir adam vardı diyorum sana. Yüzü gözü böyle sarılıydı. O ateş etti, ben değil. Abuk sabuk konuştu, sonra da çekip gitti. Geldiğimde elinde silah, babanın başında bekliyordu. Üzerinde kanı. Geçmişiniz belli. Oraya kadar silahla gelmişsin. İnanmak istesem de var mı gören sizi? Var mı bir tanığı? Yok. O zaman yapacak bir şey de yok. Yarın sabah savcıya gidiyorsun. Geçmiş olsun. Ben vurmadım diyorum abi sana. Ben vurmadım. Getirdiniz değil mi bu elinden çıkan silahı karakola? Getirdik komiserim. İyi, güzel. Morgu ara. Cesetten çıkan kurşunları yollasınlar bana bir an önce, tamam? Emredersiniz komiserim. Tahsin. O adam doktora sen götürürsün dedi. Niye öyle bir şey dedi sence? Yumuşuyor da belli ki. Öyle pat diye alıp götürmek de olmayacak. Yavaş yavaş gireceksin hayatına. Kader de kocası da başka şansları yok. Kabul edecekler senin varlığını. Ben Murat'ın hayatında var olmak değil, annesi olmak istiyorum. İyi geceler gençler, iyi geceler. Gözünüz aydın. Çocuk bulunmuş ha. Ama duyduğuma göre hala köylü kızını ana diyormuş. Ne istiyorsun sen? Ben biliyorum onun istediğini. Tahsin tamam. Ne oldu ya? Kahramanlık yapacaktın da kursağında mı kaldın, ne oldu? Selin, hadi sen gir içeri. Zeliha sen gir içeri, biz aramızda hallederiz bunu. Hadi. Bu arada sana çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum. Ağlayacaksın. Ama bu sefer mutluluktan ağlayacaksın. Az kaldı. Çok az kaldı. Planım tıkır tıkır işliyor. Bence sen de hemen git arkasından. Çünkü bunlar son görüşmelerimiz. Bu arada dayın ne kadar yakışıklı çıkmış fotoğrafta ya. Gel bakalım delikanlı. Seni bekliyordum ben de. Bak bir arayanın var burada. Benim mi? Sevgi. Ne işin var senin burada?
Kocamı bulmaya geldim Kerim. Evine gelmeyen kocamı arıyorum. Sevgi. Oğlunuzu arıyormuşsunuz siz de. Üzüldüm. Keşke benim de yapabileceğim bir şey olsa. İnsanın sevdiğini kaybetmesi ne demek sayenizde çok iyi anladım Zeliha Hanım. Ortaya çıktınız ve ben nikahlı kocamı, sevdiğim adamı kaybettim. Şu halime bakın. Buraya kadar gelmek, kocamı bulmak için kendimi bu durumlara düşürmek zorundayım. Ben daha önce hiç anne olmadım Zeliha Hanım. İsterdim ama Allah bana öyle bir mutluluğu nasip etmedi. O yüzden de bir anne olarak ne hissettiğinizi anlayamam. Ama bir kadın olarak sizin beni anlamanızı beklerdim. Kerim'den bile çok sizden beklerdim bunu. Onurlu bir kadın olup evliliğime saygı duymanızı beklerdim. Yazık. Söyle kuzum. O kadın kim? Niye beni görünce hep ağlıyor? Ne oldu ona? Geç kuzum, otur şöyle. Şimdi can kulağıyla dinle beni, olur mu? İnsanlar Murat'ım, sen, ben, hepimiz aynı yolla geliriz bu dünyaya. Hepimiz bir ananın karnından çıktık. Sen de, ben de. Ben anamı hiç tanımadım Murat. Ya neden? Çünkü benim anam beni doğurduktan sonra gitti bu dünyadan. Başka bir dünyaya gitti, kim bilir. Belki daha güzel bir dünyaya. Yarımam teyzenin gittiği yere mi? Akıllı oğlum benim, aslanım. Aslan yavrum. Öyle oldu ya. Bir gün hepimizin gideceği yere gitti. Ben de mi gideceğim oraya? Sen çok uzun zaman hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı Murat'ım? Ben seni hiç bırakmayacağım, sen hiç merak etme. Ama o abla var ya, Zeliha abla. O da bir gün bir çocuk doğurdu tıpkı benim anam gibi. Sonra o çocuk büyüdü. Güzeller güzeli bir çocuk oldu. Hem akıllı hem yakışıklı bir çocuk oldu. Ana. Söyle anasının kuzusu. Ben miyim o çocuk? Sensin ya Murat'ım. Ama güzel Allah'ım benim karşıma çıkardı seni. Ben büyüttüm seni. Ben uyudum geceleri yanında. Ağladığında benim içim ağladı. Sen gülünce benim kalbimde çiçekler açtı. Senin parmağının ucu acısa benim kalbimden bir parça kopar biliyor musun? Seni kim üzerse, kim olursa olsun o abla da beni bulur karşısında, anladın mı? Sen benim canımsın. İzin vermem seni benden almalarına, tamam mı oğlum? Sen sordun diye anlattım ben bunları ama sen sakın üzülme, olur mu? Ben seni hiç bırakmam Murat. Kimseye vermem, hiç bırakmam ben seni. Ağlama, ağlama güzel oğlum. Ağlama sen. Bırakmam Murat. Ağlama kuzum. Ağlama. Ağlama, ben seni hiç bırakmam.
Sen bu kızı niye kolundan tutup getirdin gene? Sevmiyor işte seni, sevmiyor. Kaçacak gene. Nereye kaçacak? Kaçacak yeri mi kaldı? Mustafa da hapsi boyladı işte. Artık onun bir Halil'i var, bir Murat'ı. Yakında sadece Halil'i kalacak. Ne demek istiyorsun sen? Dışarı çıkıyor bugün. Mustafa'ya mı? İyi git. Aranızda parmaklıklar olduktan sonra içim rahat benim. Senin için öyle hemen rahatlamasın. Ben yapmadım diyor Mustafa. Gerçek çıkar ortaya yakında. Çocuğu götürme bari. Perişan oldu zaten. Bırak evde kalsın. Babamla kalacağım ben. Sarıl oğlum anana. Sıkı sıkı sarıl. İyice çeksin içine kokunu. Çeksin ki eğer düşerseniz unutmasın kokunu. Ne demek o? Git de gel bir an önce. Anamın eline kalmasın çocuk. Ne yoksa toplan. Ne oluyor öyle? Soru sorma, dediğimi yap. Oyuncakları yerleştirdim odaya. Tam istediğin gibi. Güzel. Nasıl? Olmuş mu komiserim? Olmuş. Çok güzel olmuş. Aynı Ayşegül'ün odası gibi. Oğlum her şeyi pembe almışsın. Oğlan çocuğu bu. Komiserim ne yapayım? Sen öyle son anda söyleyince ben de benim yeğenden kalma ne varsa getirdim işte. E senin yeğeni oğlan değil miydi? Öyle anlatıyordun. Evet oğlan komiserim. Bir görsen pek sevimli kerata. Büyüyünce onu polis yapacağım inşallah hayırlısıyla. Hoş o asker olmak istiyormuş öyle diyor ama... Bakalım. Eyvahlar olsun Cevat. Nasıl komiserim? Askere diyorum, almazlarsa senin yeğeni sakın şaşırma. Gel.
Mustafa Şengül'ün vurduğu adamdan çıkan kurşun bu komiserim. Emin misin? Eminim. Hatta siz kafanıza takınca ben gidip kendim aldım sabah morgdan. Aynı kalibre değil bunlar. Adamı öldüren kurşun Mustafa'nın silahından çıkmamış. Kim vurdu o halde? Belki attı silahı. Abi! Nereye hanım destursuz? Çık dışarı sen. Niye geldin sen buraya? Ben sana demedim Mustafa'yı göremezsin diye. Abi, gönderme cezaevine, kurban olayım, ben yapmadım diyor. Ya diyor da bir tanığı var mı? Ben vurmadım diyor. Buraya gelen herkes ben vurmadım diyor zaten. Mustafa'm yalan söylemez. Ya senin iyi niyetinle olmaz bu iş. Yüzü kapalı bir adam vurdu diyor Mustafa. Bir göreni, bir şahidi var mı? Abi ben varım, ben gördüm. Ayhan. Ayhan'dı komiserim, yemin ederim kendi gözlerimle gördüm. Açarak gitti, gördüm gardan. Ayhan'ı mı gördün? Emin misin? Yemin billahi eminim komiserim. Ya niye öldürür Salih'i bilmiyorum ama. Zeliha. Zeliha için. Ayhan'ın fotoğrafını bul hemen. Mustafa'yı da sorgu odasına al. Ben söylemeden savcıya teslim edilmesin, tamam mı? Peki komiserim. Bekle beni burada. Neyi var, neyi yok? Hepsi burada Murat. Halil, ne oluyor oğlum böyle? Sen yoksa çocuğu Zeliha'ya mı vereceksin? Ben öyle bir halt ettim ki. Bir söz verdim. Kendimi kaybedip kaderi eve getirin de gözüm döndü. Nasıl yapacağım? Nasıl vazgeçeceğim oğlumdan? Halil efendi. Ayhan'ın sesi değil mi? Halil. Abim. Halil efendi, tahsilat zamanı. Sana öyle bir söz verdim ama kadere kızdığımdan, yani onun canını acıtayım diye verebilirim dedim. Lan bana bak. Sakın bana fakir edebiyatı yapma. Getir çocuğu hadi. Sizin bitti eşyalar. Gel bakalım. Biz Murat'a yenilerini alırız. Değil mi? Neriman teyzenin evini hatırlıyor musun? Hah, oraya gidiyoruz. Bana bak. Ses etmek yok, tamam mı? Ağlamayacaksın da. Ayhan amcanla gezeceksiniz biraz. Vakti geldiğinde karakola gidip ifade vereceksin. Bu çocuk benim bir Zeliha'nın diye. Zeliha bir ikna olsun, yola gelsin de. Bu arada şu kadere de mi kaydol? Hadi Allah'a ısmarladık.
Gel otur. Baştan anlat bakalım şu herifi bana. Vallahi yüzü kapalıydı ama. Gir bakalım. Hatırladın mı bu evi? Anamla geliyorduk. Ha bak. Ana değil, anne diyeceksin. De bakayım. Anne. De. Peki. Hadi koş bak bakayım odaya ne oyuncaklar varmış. Gözün aydın kadar. Ne demek o? Çıkaracak mısın Mustafa'yı? Çıkacak sayende kadar. Hem Mustafa'yı kurtardın hem de bizi büyük pislikten kurtaracaksın. Ayhan'ın da sonu geldi sayende. Komiserim. Dur kızım, ne yapıyorsun? Bir görebilir miyim Mustafa'yı? Bir görsem. Gelin benimle. Söyledin de bıraktılar kız beni. O Ayhan uğursuzu var ya, ben de onu gördüm garda Mustafa. Ne biliyorsam anlattım. Hadi. Hadi bekleme beni karakol köşelerinde. Kıyamam sana. Helak oldun zaten. Git muradına. Nasıl? E sen? Beni öyle hemen salmazlar. Kağıt, kürek, bir ton uğraştırırlar. Sen git. Ben buradan çıkınca doğru Rıza'nın yanına giderim. Tamam. Ben de Murat'ı alır Rıza'ya gelirim. Tamam, kömür kestim. Gideceğiz buralardan. Gideceğiz bu adı batasıca şehirden. Hadi. Alo. Zeliha. Ne var? Dün ne kadar eğlendiğini söylemek için mi arıyorsun? Senin hastalıklı oyunlarına ilgilenmiyorum, tamam mı? Artık dokunamazsın bana. Zarar veremezsin. Senelerce oğlumdan ayırmak için elinden geleni yaptın. Ama bak, buldum oğlumu. Aa, buldun. Buldun da bir türlü kavuşamadın be Zeliha. Ha bu arada... Murat yanımda benim. Ne diyorsun be? Hastasın sen. Ya dur dur dur, kapatma dur. Diyetim iyi. Vallahi dur bak. Murat! Murat! Ne öğrettim ben sana? Ne diyecektin? Anne. Murat. Şimdi bir de telefona söyle bakalım. Anne. Murat. Murat'ım. Hadi geç oraya. Murat. Duydun. Ne işi var Murat'ın senin yanında? Babası verdi, kuzu kuzu. Mahkemede istersem şahitlik de yapacak. Annesi Zeliha diyecek. Gördün işte Zeliha. Murat annesine kavuşmayı bekliyor. Gerisi sana kalmış. Neredesin? Ablamın evindeyim. Bence vakit kaybetmeden. Zeliha! 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 Ha,
amirim. Ayhan komiserin adresi yok. Bilmiyor kimse. Bilmiyor mu? Ne demek bilmiyor? Şubeden ayrılmadan adresini değiştireceğini beyan etmiş. Ama kovulunca da adresini vermemiş. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Nerede kalıyor bu Ayhan? Ha? Komiserim. Konuş, nerede kalıyor? Komiserim, ablasının evinde kalıyor. Arabaları hazırla. Yanına da birkaç adam al. Çıkıyoruz. Emredersiniz efendim. Ne oluyor ya? Kerim. Başka bir şans bırakmadın bana. Sen de Sevgi. Sen de. Aradım avukatları. Dava açılıyor, boşanıyorum senden. Ne? Koçum. Hadi. Doya doya sarıl oğluna. Nerede? Murat nerede Halil? Niye topladınız çocuğun eşyalarını? Murat yok. Gitti. Zeliha'da. Ne demek gitti? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Nerede? Başka seçenek bırakmadın bana. Mustafa ile gidecektin yine. Ayhan'a söz verdim. Her şeyi anlatacağım polise. Halil sen delirdin mi? Ne istiyorsun sen benden? Ne istedin oğlumdan? Seni istiyorum, anlamıyor musun? Seni. Mustafa da yok artık. Murat da yok. Yalnızca ben varım, anladın mı? Muhtaçsın bana. Bırak. Bırak beni. Bırak. Bırak. Çekil. Bırak. Yürü. Bırak, nereye götürüyorsun? Bırak beni. Bırak. Bırak dedim, hayır. Halil, Halil bırak, bırak, bırak. Halil, bırak beni, oğluma gideceğim ben, aç. Murat, sana bir şey anlatsam. Anlar mısın, dinler misin beni? Sen nasıl doğduğunu biliyor musun? Ben doğurdum seni. Buradaydın. Karnımda. Burada büyüdün. Sonra kucağıma verdiler seni. Anam söylemişti. Nasıl? Ne dedi? Ne zaman dedi? Anamı tekrar ne zaman göreceğim?
Bak ne diyor? Duydun mu? Az kaldı koçum, az kaldı. Tamam, korkma kendine, korkma. Sen nasıl getirdin Murat'ı buraya? Kader nasıl bıraktı? Kaçırdın mı? Söyledim ya babası verdi diye. Murat artık benim çocuğum. Saçma sapan konuşma. Zeliha. Ben ne söyleyeysem yaptım sana. Gelin getirebildim sana Murat'ı. Böyle doya doya sarılmana izin verdi mi? Hayır. Önünde bir tek şans var Zeliha. Gerçek tek bir şansım var. Artık koşuşturma bitti. Ne istiyorsun benden? Etrafına bak Zeliha. Burada yaşayacağız beraber. Sen, ben ve Murat. Yepyeni bir yuva kuracağız. Halil'in mahkemeye çıkıp bu çocuğun senin oğlun olduğunu söylemesini istiyorsan evleneceksin benimle. Çok aradım ben seni. Çok aradım. Neden kaçtın ki benden? Öyle gerekti. Bana baktıkça geçmişi hatırlayacaktım. Zaten hayatın zordu. Ben de daha fazla zorlaştırmak istemedim. Bıyık yakışmış ama. Hala kızgınsın değil mi bana eve döndüğüm için? Yok. Niye kızgın olayım? Sen de beni bu kapıda bulmadın mı? Yine de gelmezdim ya. Başımda bir bela var. Nasıl yani? Üstüme kayıtlı silah kayıp. Birileri bir oyun oynuyor. Dayı ne diyorsun sen? Ne silah, ne işi var silah sende? İçeride olmadık adamlara bulaştım. Orada olan orada kalır sandım ama öyle olmadı. Dayı kim bu adamlar, ne istiyorlar senden? Neyse, boş ver şimdi. Ne yaptın? Okulu bitirdin mi sen? Dayı izin ver, yardım edeyim ben sana. Yok, boş ver. Dayı, ben senelerdir benim yüzümden taşıdığın yükün altında ezilmekten yoruldum artık. Yük falan taşımadım ben. Sen nasıl anneni korumaya çalıştıysan, ben de seni korudum. Çocuktun sen daha. Çocuktum dayı ama ben yaptım. Kazaydı evet ama ben yaptım. Şimdi olsa ben asla izin vermezdim senin benim yerime cezaevine girmene. Annemin seni kurban etmesine ben asla izin vermezdim. Artık bir karar verme vakti. Ayhan aç kapıyı. Ne oluyor lan? Geç içeri. Sus. Bırakma. Geç. Bırakın lan beni. Sus. Bırakın lan beni. Bırak. Sus. Sadece Şengül öldürmekten tutuklusun. Ya. Bırakın lan beni. Geç. Al. Bırakın lan beni. Gel bakalım. Gel. Bırakın beni. Tamam. Gidiyoruz buradan. Gel. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Zeliha, Zeliha, geri geleceğim ben. Hazırlıklara başla. Gelinlik seç kendine, gelinlik. Bırakın lan beni. Gelinlik seç, duydun mu beni? Geri geleceğim ben. Thank you.
Nereden çıktın sen? Nerede Kader? Yok Kader. Gitti. Murat'ı daldı gitti. Benim yanıma gelecekti. Bu saat oldu gelmedi. Bana bak, eğer bir şey yaptıysan kıza. Senin yanına geleceğim diye çıktı zaten. Yeter, rahat bırakın artık beni. Yok işte Kader. Git nerede buluyorsan bul kaderini. Mustafa! Mustafa! Kader! Mustafa! Sana kader yok dedim. Kader! Mustafa! Mustafa! Buradayım! Mustafa! Mustafa! Kader! Buradayım! Çekil! Kapının arkasından çekil! Ne yaptın lan kader için? Ha, ne yaptın kader için? Ben hayatımı koydum onun aşkı için ortaya, hayatımı! Aşkı, sevdayı ne bilirsin lan sen? Zorla alıkoymak mı aşk? Böyle mi davranır insan sevdiğine? Böyle mi davranılır bir kadına? Kader bana seni istemiyorum dese, ben bir dakika durmam onun yanında. Aşkımı da sevgimi de alır basar giderim. İstemiyorum seni dese. Ne hakla ya? Ne hakla? Malın mı oğlum bu senin? Malın mı bu kız senin? Ulan bak, bir güvercini bile insan seviyorsa özgür bırakır. Dilediği gibi uçsun diye. O bir gün geri döner, o zaman o onundur. Sen onunsundur, o da senin. Ama ancak o zaman. Sen bilmiyorsun ama beni sevmeyi. Bak biz gidiyoruz şimdi. Bir daha karşımıza çıkma, olur mu? Sen bizim hayatımızdan çık, biz de senin. Söz ver diyemiyorum sana. Sözüne güvenilecek adam değilsin çünkü. Bir daha karşıma çıkarsan kendini değil şu gariban ananı düşün. Kader ettiğin onca eziyet bile az kalır anana yaşatacağın acıdan. Yalan bir aşk uğruna cehennem ettin bu dünyayı kendine. Bir daha karşıma çıkıp anana evlat acısı yaşatma. Mustafa, ne olur ama nasıl bulacağız bilmiyorum. Sen bu Zeliha'nın babasının evi nerede biliyorsun değil mi? Hı hı. Oraya gidiyoruz. Öyle önümü kesmekle falan olmaz Sevgi. Bitti bu iş. Bitmedi Kerim. Daha yeni başlıyor. Babanı sen öldürdün değil mi? Dayın seni suçun yüzünden yattı cezaevinde. Annen de seni bununla tehdit ediyor. Bununla bağlıyor bu eve, evliliğimize. Kerim. Yeah.
gidelim buradan. Bu evlilik yalan biliyorum. Karının sözde iyi niyeti kadar sahte. Hemen. Şimdi. Murat'ı da alıp gidelim buradan. Bir daha böyle bir şansımız olmayabilir. Geliyor musun benimle? Zeliha'ya çektirdiklerim de, yaptığım bütün usulsüzlükler de teker teker burnundan gelecek. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Senin karşında komiser Ayhan Duman'la var. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan! Çıkar beni buradan! Çıkarın beni buradan! Zeliha, iyi misin? İyiyim. Zeliha. Sen Zeliha. Huzursuzluk var sende. Bak, buradayım ben. Karşındayım. Beraberiz artık. Ne derdin olursa birlikte savaşacağız. Hep öyle yaptın zaten. Seni ilk tanıdığım günden beri. Ne güzel söyledin öyle Zeliha'm diye. Hoşuma gidiyor. Nasıl içimde kelebekler uçuşuyor bir bilsen her söylediğinde. Sevgilim. Sevgilim. Ben senden duydum ya. Ya içinde uçuşan kelebekler geldi benim buraya konuşayım. Ama doğru söyledin. İçimde bir huzursuzluk var. Kaderi düşünüyorum. Ayırdım, kopardım Murat'ı ondan. Silmiyor içimi. Zeliha, başka türlüsüne izin vermedik, imkan vermedik kadar. Sen defalarca söyledin, gel inat etme dedin. Kaçırıp durma o çocuğu benden dedin. İstediğin zaman gel, gör, yanımda ol dedin. Ben kaçırmam Murat'ı senden dedin. Dinledi mi? Dinlemedi ki. Sabaha kadar kapısında yattık, yine kaçırdı çocuğu. Başka şans bırakmadı sana kadar. Biraz zaman geçsin üzerinden. Uzaklaşalım buralarda. Kendi düzenimizi kuralım. Söz sana, yine bulacağım ben kaderim. O zaman davayı da açacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl buldun bizi? Baban söyledi. Ana neden bıraktın? Artık istemiyor musun beni? Ay,
Kurban olurum ben sana Murat. Hiç olur mu öyle şey? Bak ben geldim yanındayım. Hiç bırakır mıyım ben seni? Hatırlıyor musun? Ben evde sana bir şey söylemiştim. Hepimizi bir ana doğurur dedim. Ben anamı hiç görmedim dedim. Hiç tanımadım dedim. Hatırlıyor musun sen? Aferin benim güzel oğluma. Aferin aslanım. Seni de bir ana doğurdu Murat. Ama daha sana doyamadan aldılar elinden. Seni aldılar, bana verdiler. O daha seni öpüp koklayamadan ayırdılar canından, senden ayırdılar. Ben seni çok sevdim Murat. Hep çok seveceğim, hiç ayrılmayacağız biz, tamam mı? Ama sen çok şanslı bir çocuksun, biliyor musun? Ben hiç tanımadım anamı ama senin bak iki tane anan var. Bundan böyle ne ben ne annen seni hiç yalnız bırakmayacağız. Güzel günlerini göreceğiz. Büyüdüğünü, okullarda okuduğunu... Aslan gibi bir delikanlı olduğunu. Kim bilir? Belki bir gün Rabbim izin verirse senin de bir evladın olduğunu göreceğiz. Beraber göreceğiz. Güzel günlerini göreceğiz oğlum. Analar ve anneler evlatlarına kavuştular. Köylü kızı yavuklusuyla, benimki ise sarı çiyanla kaçtı. Ah Zeliha, deli Zeliha, zilli Zeliha. Kalbinde o güzel gözlerin kadar masum bakmasaydı şu üç kuruşluk dünyaya, altını üstüne getirirdik sen de koca İstanbul'un ya. Olmadı. Ne hayallerin vardı bizim için. Oysa bak, parmaklıklar ardındayım şimdi. Ne yaptıysam ben hep senin için. Bazen beni bile korkutur zihnimin karanlığı. Ben elbet bulurum buradan çıkmanın yollarını. Ama belki de geldi artık kadere boyun eğmenin zamanı. Çekip gittiğim gün bu dünyadan arkamdan konuşacaklar, kötülüklerimi hatırlayacak herkes. Kimse iyi anmaz benim gibilerin adını. Ama nasıl bilirdiniz diye sorunca o caminin imamı, isterim ki bir kişi de çıkıp desin ki Ayhan için, doğrudur, anamızı ağlattı ama talihsiz bir adamdı. Çiğdem der ki